Şu an aşağı yukarı bir 10 tane falan sağmalımız var. Toplam 25 tane falan camızlığımız var. Şimdi mahalle olarak 25 aile falan yapmaktayız. Toplamda 250 mandamız var şu an. Afyon Kocatepe Üniversitesi bu farelerde deney olarak kanıtlanmış bir şey. %80 etkisi olduğunu zaten kanıtlandı bu yani. Peki bu koronavirüs çıktıktan sonra manda sütüne ve süt ürünlerine ilgi arttı mı? Son derece ilgi arttı yani. Nerelere gönderiyorsunuz genellikle? Şu anda kargoyla Türkiye'nin her bölgesine gönderiyorum. Yani Kırıkkale, Kırklareli'nden tut, evet. Adana, Zonguldak'a kadar mal göndermişliğim vardır. Yine onlarla konuştuğunuzu, dertleştiğinizi söyledi. Koklar, hiç... yalar. Ya böyle şeyler, mesela neler konuşuyorsunuz sağırken, neler konuşuyorsunuz? Ne oldu kızım, dur kızım. Niye evet. Huysuzlandın, dur, niye öyle yapıyorsun? Bir insanla konuşur gibi konuşuyorsunuz yani. Daha çok evet. Babamla öyle şeyler mesela. Babamdan ürkerler, babam gel dedim gelirler arkasından. Bağırdım korkarlar, kaçarlar mesela. Evet. Kalıplar haliyle kesildi. Şimdi evet. Kutu özel ambalajların içerisine konulacak. Bu da sütünden yaptığımız yoğurt. Manda yoğurdumuz. Evet. Yoğurt da diğer inek yoğurtlarına göre biraz fiyat olarak farklı ve besleyici evet. Değeri yüksek. Öyle değil mi? Evet. Koyu kıvamlı. Tamamdır. Sağmal mandadan günlük kaç kilo süt elde edebiliyorsunuz? Ortalama 4-5 litre civarında. 4-5. Peki 1 kilo kaymak ne kadar sütten çıkar? 6-6,5 kilo yağ oranına göre değişiyor. 6 kilodan da çıktı oluyor, 7 kilodan da çıktı oluyor. Genellikle kaymağı tüketiliyor değil mi bunun? Tabii bizim burada genelde kaymak pazarı oluştuğu için kaymağı biliyor. Yani daha düne kadar tereyağının nasıl yapıldığını, manda tereyağını biz bile yeni yeni müşterilerimizin tavsiyesiyle yapmaya başladık. Yoğurdun mesela çok çeşitli bölgelerden profesör üst düzey insanlar zaten bunu talep ediyor bize. Hı-hı. Onlar bize yön veriyor. Onlar yön verdikçe biz de kendimizi ona göre geliştiriyoruz yani. Peki şu anda normal şartlarda manda kaymağının kilosu ne kadara satılıyor? Şu anda bizim burada 80 liraya veriyoruz. Evet. Bu tabii toptan fiyat mı peraken? Tabii, burada toptan fiyatımız çarkıtellere verdiğimiz. Paraken de 100 TL'den gönderiyoruz dışarıya. Anladım, anladım. Hayvan doğum yaptıktan sonra bu hayvan doğumunda ilk savunmana kim girdi? Savun süreci boyunca aynı kişi savması lazım. Bu makineyle biz bunu denedik. 5 litre aldığımız mandadan 2,5 litre süt aldık. Hayvan huzursuz oluyor. Yani ben sana şöyle anlatayım. Bu savun kişi, sağan kişiyle bu hayvan tamamen bir bütünleşme sağlıyor yani. Kendini rahat hissettiği zaman bu hayvan kendi süt veriyor. Yani bunu sağan kişi zaten bizim burada hep annelerimiz, eşlerimiz sağar. Hayvan sağımında onunla bütünleşirler, konuşurlar. Evet. Onlarla dertleşirler. Onlara türkü söylerler, ilahi söylerler. Hayvan o rahatlığı hissettikten sonra zaten hayvan sağım yaptırır. Değilse hayvanın altına, can istemediği zaman hayvanın altına girip sağım yapamazsın inek gibi yani. Mesela şu anda sağım süreci bitti. Evet. İçeriye götürüp de bir tanesini sağalım desek mümkünatı yok, sağdırmaz yani. Tamam anladım. Sev. Utandım.
sultan. Onu gönderiyorsun. Burada soğuk odada bekletiyorsunuz. Evet. Bozulmaması için.